Ne bakayım? Değerli TV 42 izleyicileri, Aile ve Yaşam programına hoş geldiniz efendim. Bu hafta önemli bir konuyu sizlerle beraber inşallah işlemeye çalışacağız. Uzman konuklarımızla birlikte. Konumuz ne? Evlilik öncesinde yapılması gerekenler, evlilik öncesindeki süreçler, evlilik gerçekleşmeden önce yapılması gerekenler. Bu noktada tabii ki hepimiz hayatımızda en önemli belki gençlik dönemlerimizde almış olduğumuz okul hayatından, ondan sonra iş hayatından sonra aldığımız önemli bir kararı ne yapıyoruz? Gerçekleştiriyoruz. Bu kararı alırken nelere dikkat etmeliyiz? Ne yapmalıyız ki? Hele son zamanlarda işte oransal olarak, istatistik olarak baktığımız zaman çok ciddi sorunsal bir durumdayız. Boşanma oranlarının yüksek olduğu bir noktadayız. Bunları nasıl engelleyebiliriz? Ne yapabiliriz? Elimizden geldiğince farkındalıklarımız çerçevesi içerisinde bu problemi daha başlangıçta nasıl öne alabiliriz, nasıl düzenleyebiliriz? Orada bunlara nasıl bir çareler, alternatifler üretebiliriz? Probleminin oluşmaması için nelere dikkat edebiliriz? Dedikten sonra uzmanlarımız, aile danışmanı Merve Çiçekler hocama hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Aile danışmanı değerli hocamız Şeyma Ersöz hocam da, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Şimdi hocam konu esasen çok geniş. Yani baktığımız zaman işin içinde belki 10-15 tane başlık var. Çünkü ben buna dair 300 tane evlenmeden önce çözülmesi gereken, konuşulması gereken tarafların, ailelerin, gençlerin çözülmesi gereken soru hazırlamıştım makale olarak. Burada bizim önce evliliğin bir tanımına ihtiyacımız var. Bu konuda sizden başlayalım. Yani şöyle hocam, evliliği tek kelime, tek cümleyle açıklamak aslında çok zor. Ama evliliği illa bir kavramla açıklayacak olursak bu su olabilir. Biliyoruz ki su hidrojen ve oksijenin birleşimiyle oluşan bir moleküldür. Hidrojen ve oksijen gaz halindeyken havada serbest ve özgürce dolaşırlar. Ve havada serbest ve özgürce dolaşmalarının sonucunda iki gaz da özgürlüklerinden fedakarlık ederek su molekülünü, yani hayat kaynağı olan suyu oluştururlar. Aslında evlilik de bir bakıma bunun gibi olması lazım. Yani bireylerin kendi bekarlık özgürlüklerinden gönüllü bir fedakarlıkla vazgeçerek, özgürlüklerinden vazgeçerek evlilik, yani hayat kaynağı olan aileyi oluştururlar. Evlilik bu bakımdan insanların, yani fertlerin kendi özgürlüklerinden vazgeçerek hayat kaynağı olan aileyi oluşturmasıyla birlikte oluşan bir kurumdur aslında. Yani benlikten bizliğe geçiş evresidir. Aynen öyle. Yani evliliğin ilk oluşum evresini eğer kişiler bu bağlamda yapmazlarsa, yani bekarlıklarındaki özgürlüklerini evlilikte de beklerlerse, bu hatada, yani evliliğin zaten adımı yanlış atılmış olur. Değil mi? Çünkü evlilik hem sorumluluk sahibi olmaktır, hem de farklı alanlarda artık limana yelken açmak gibidir, ya da denizlere diyelim. Peki, yani bu evlilik esasen bir sanat. Bu sanatı icra edebilmek için ne yapmamız lazım? İki tarafın bir evlilik sürecinde, bir akitleşme öncesinde bir şeyleri birlikte yapabileceklerine dair olan kısımdaki hususlar. Peki hocam, o zaman size de direktman şununla başlayalım. Evlilik öncesinde genel olarak nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi hocam, evliliğe karar veren çiftlerin hayatlarını birleştirmeden önce bazı dikkat etmesi gereken hususlar var. İşte bunlara dikkat edilmediği takdirde maalesef ki evlenmeden önce bazı sorunlar çıkabiliyor. Hatta düğüne iki hafta kala sorunlar çıkıp ayrılanlar oluyor. Ve ilk önce bunlar başında eş olarak seçecek kişinin hayat görüşüyle kişinin kendi görüşünün aynı paralelde olması, aile yapılarının birbirine benzer yapıda olması. Maalesef ki bu olmadığı zaman sorunlar daha da çok çıkabiliyor. Cinsel uyum, aradaki sevgi bağı gibi hususlar dikkat edilmesi gereken önemli hususlardır.
ve eşlerin birbirlerinin farklılıklarına olan saygıları. Aslında bu saydığım hususlardan en önemlisi saygıdır, karşılıklı olan saygıdır. Ve evlenme yaşı da bir diğer önemli husustur hocam. İşte evlilik belli bir sorumluluk sahibi olan insanların alması gereken karardır diye düşünüyorum ben. Ve işte ailesinden kopamayan, kendi ebeveynlerinin sözünden çıkamayan gençler maalesef ki evliliğe uygun değildir. Ve ebeveynleri hani tabii ki onlara yol gösterici olmaları lazım. Ama her sözde de ebeveyn müdahil ettiğinde maalesef ki orada hocam işte düğün olmadan bozulanlar oluyor. Nişan yüzüğünü atanlar oluyor ve evlilikte bu sayede gerçekleşmemiş oluyor. Burada baktığımız zaman çok çeşitli esasen alanlar var. İşte evlenmeden önce nişan evresi var, isteme evreleri var. Buralardan hariç düğün süreçleri var. Ve buralarda tabii ki gelmeden önce gençlerin bir tanışma evresinde ciddi bir bu işe niyetleri, yani farkındalıklarını ben çok önemsiyorum. Bu farkındalık kısmında baktığımız zaman eğer yaşama dair, geleceğe dair, ondan sonra evliliğe dair belli bir beklentisi, sağlıklı bir yapıda olmayan gençler ne yapabiliyorlar? Burada bir tökezleme yaşayabiliyorlar. Bu tökezlemenin yaşanmaması adına en önemli kısım ne olmalı? Gençlerin, şimdi ben evlilikteki benim haklarım nedir? Eşimin hakları nedir? Eğer evlendiğimiz zaman diliminde biz ne yapacağız, ne edeceğiz? Bunları çok detaylı bir şekilde konuşabilmeleri gerekiyor. Bizim en büyük problemimiz evlenmeden önce gerek aklımıza gelmediği için, gerek ayıp olur düşüncesiyle birçok konuyu konuşmamak. Evet. Bu konuşulmayan hususlar çerçevesi içerisinde bu sefer askıda kalan her konu veya yanlış anlaşılan her konu problem olmaya aday. O problem olmaması adına başlangıç evresinde gerek gençler, gerek aileler biraz daha akıllarından geçenleri, tabii ki evlilik müessesesini kurulurken belli bir nizam, intizam içerisinde ne yapmalılar? Konuşabilmeliler. O süreç çok sağlıklı olması lazım. Çünkü bu burada oluşan problemlerin evliliğe ciddi manada yansıdığını görüyoruz. Peki hocam, şimdi evliliğe hazır olması gereken gençler. Mesela evlenmeden önce neye kendilerini hazır hissetmeliler? Onlardaki olması gereken özellikler neler desek ne yaparız? Yani hocam şöyle, kişi evlenmeden önce zihinsel sürecini tamamlamış olması gerekiyor. Peki bu zihinsel sürecin tamamlanması ne demek? Birincisi kişinin kendi kendine mutlu olmayı bilmesi gerekiyor. Yani ben tek başıma kendimi mutlu edebiliyorum. Hiç kimsenin beni mutlu etmek gibi bir amacı olmaması gerekiyor. Yani kimsenin beni mutlu etmesini beklememeliyim. Ve her zaman mutlu olmak zorunda da değilim. Öncelikle bunu bilmesi gerekiyor. Çünkü bu sefer eğer kişi bunu bilmezse şöyle oluyor. Evleneceğim insan beni mutlu etmek zorundaymış gibi. Ya da işte ileride anne baba olduğunda bu kişi çocuklarım beni mutlu etmek, memnun etmek zorundaymış gibi bir algı oluşuyor. Halbuki insanın tek başına kendi halindeyken de mutlu olmayı bilmesi lazım. Ve bununla birlikte insanın affetmeyi ve af dilemeyi bilmesi gerekiyor. Yani ben insanım, ben hata yapabilirim. Bir olay yaşadığında suçlu da olabilirim. Suçumu bilip bunun özrünü dileyebilirim. Ya da biri bana yanlış yaptığında o kişi benim için tamamen yok saymak yerine o kişinin benden dilediği özür kabul etme erdemini göstermeliyim gibi. Ve insanın şunu da bilmesi gerekiyor. Bu dünyada her mizaçtan insan var ve bu her farklı mizaca sahip olan insanlara saygı duymak zorundayım. Hiç kimse benim gibi düşünmek zorunda değil. Evleneceğim kişi benim gibi olmak zorunda değil, benimle bir bütün olmak zorunda değil. Ben benim, onu da kendisi olduğu için suçlamıyorum. Yani herkesin kendine ait bir düşünce şekli olduğuna ve tüm düşüncelere açık fikirlilikle yaklaşabilme kabiliyetini kişinin kendisinin edinmesi lazım. Yani bu hem evlenmeden önce hem de topluma karışmadan önce, bir meslek sahibi olmadan önce kişinin edinmesi gereken zihinsel bir süreçtir. Bu süreci edindikten sonra işte meslekse, erkekse eğer askerliğin bitmesi, bu tarz şeylerin, özelliklerin sahip olunması gerekiyor. Ama tabii ki en önemli süreç burada zihinsel sürecin tamamlanması.
bu zihinsel sürecin de 4 aşamadan gerçekleştiğini söyledim. Yani bir de şöyle bir şey var, olgunluk aşaması. Olgunluk da, olgunluğun en belirgin özelliği insanın duygularını kontrol edebilmesidir. En önemli duygu kontrolü de öfke kontrolü. Yani kişi öfkelendiğinde bir insanı kırma hakkına sahip değildir. İnsanın bunu da bilmesi gerekiyor. Bu olgunluk seviyesine ulaştıktan sonra evlilik için adım atabilir kişiler. Peki, yani burada diyoruz ki kısaca bir kişinin evliliğe hazır olabilmesi için bir psikolojik sağlamlığının olması lazım. Evet. Hayata tutunabilmesi için, aile kurabilmesi için, kendi ve eşinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için burada ayakta kalabilmesi için psikolojik sağlamlığa ihtiyaç var. Evet. Sorumluluklarımız olduğunun farkında olmamız gerekiyor diyorsunuz. Ve bir de şunu mu ilave etmeliyiz? Bu farkındalıklar da çerçevesi içerisinde mesela hayata dair beklentiler orada doğru temellendirilmeli mi? Yani şimdi beklentisi çok yüksek. Evlilikteki, hele bugün tabii ki bunları daha konuşacağız ama bir sosyal medyada beklentisi çok yüksek olan bir birey haliyle o evlilik içerisinde ne yapıyor? Daha evliliğe adım atar atmaz gerçek bir dünyanın o olmadığını görüyor. Burada sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bunlar biraz önce sizin söylediğiniz askerlik mevzusundaki gibi. Evet. Mesela bazı evlilikler için bu büyük bir sorun ama işte sizin söylediğiniz gibi yine orada çözüm odaklı olan evliliklerde ise bu bir problem değil. Mesela oradaki eşlerin bu süreci birlikte yönetebilmeleri. Peki hocam, Merve hocam, size dönmek istiyorum. Burada evlenmeden önce çiftle adayları, eş adayları neler konuşmalı? Neler konuşabilmeli? Şimdi hocam bununla ilgili çok fazla madde var ama ben daha önemlilerini sayayım isterseniz. Birlikte yaşayacakları ev her zaman çiftler arasında sorun olmuştur, ev seçimi. İşte beyefendi annemlere yakın olsun, hanımefendi annemlere yakın olsun tartışmasından dolayı. Tabii ki böyle de bu ufak tartışmalar hani düğünü erteleme sebepleri oluyor maalesef. Bu konuda ortak bir karar almaları lazım. Finansal durum sizce hocam... Sizce kime yakın olmalılar hocam? Hocam ikisine de bence yakın olmaması lazım. Politik bir cevap oldu ama hocam. Yani, ben öyle düşünüyorum yani. Evet. Ya buradaki işte yani her iki taraf daha başlangıçta ben demeye başlamışsa kesinlikle burada bir sıkıntı oluşma ihtimali çok yüksek. Yani aynısı. Burada mesela diyelim ki anne tarafına veya diyelim ki yani erkek tarafına veya kız tarafına yakınlıktan daha ziyade şartlar neyi gerektiriyor? Yani şartların en önemli özelliği mesela kira maliyetleri, evin dizaynı, ondan sonra işe bunlardan hepsinden diğer ziyade eşlerin mesela iş yerine mesafesi, yakınlığı, mesafesi gibi birçok farklı faktör belki öncelenmeli. Buradaki kimse yani kız tarafı veya erkek tarafı bundan dolayı da gücenmemeli. Mesela orada buna dikkat edin. Ya hocam aslında bu konu şöyle şekilleniyor. Yani yakın tarihte de evlilik yaptığım için biliyorum. Mesela örnek veriyorum. Erkek tarafının annesi tek başına yaşıyordur. Birazcık daha hani bakılıp yani bir hal hatır İhtimal sorulmaya ihtimali gibi vardır. Ya da işte kız tarafının annesi ya da babası tek başına yaşıyordur. Ya da işte farklı bir rahatsızlığı, bir hastalığı vardır. Ona göre ya erkek tarafının ya da kız tarafının ailesine daha yakın oturulabilir. Hastalık gibi durumlarda ya da tek yalnız kalma gibi durumlarda. Çünkü insan mesela evlendiğinde adam annesi yalnız olunca, aranızda da bayağı uzak bir mesafe olunca annesinde aklı kalıyor ve oraya sürekli gidip gelememesinde sıkıntı, bir strese giriyor. O stresi evliliğine yansıtıyor ya da iş yeri uzaklığı dediniz mesela. Adam eve yorgun geliyor, bir de o kadar yolu çekiyor, o kadar trafiği çekiyor belki. Yani bu tamamen kişilerin ailesel yapılarının farklılıklarıyla birlikte olan bir şey. Önemli olan burada iki tarafın da empatiyle orta noktayı bulabilmesi diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ve finansal durum, işte eşler çalıştıklarında hocam, kimisi mesela çok para harcamayı seviyor, kimisi çok tutumlu. İşte bunda da maalesef ki hani evlilik öncesinde tartışmalar oluyor. İşte nişanlılık evresinde. Hatta iki taraf çalışıyor mesela, iki tane eve bütçe geliyor, gelir var, iki gelir kaynağı var. Bu gelir kaynağını nasıl bir ortak havuzda kullanıp kullanmayacakları bile karşımıza problem olarak çıkabiliyor. Ailevi meseleler. Her zaman işte altını çizilisi kelimeler bunlar.
Yani ne kız tarafının ne erkek tarafının ailesinin hani bir mesafede olması lazım. Tabii benim şahsi fikrim. Çok fazla karışıldığında hocam, çok fazla müdahale edildiğinde sadece ebeveynlerin ben yol gösterici olmalarını istiyorum. Hani bu tartışmaların çıkmaması adına. Yani hocam görüyoruz işte evlenmeden önce düğün çarşısına çıkıyorlar. Şu an hayat çok pahalı olduğu için işte kız ben buzdolabını kesin istiyorum. İşte televizyon çok büyük ekran olması lazım. Koltuk takımı olmadan olmaz. Ama bir taraftan da çok fazla yani bir yatak odası takımı şu an baksak 100 bin lira civarında hocam. Bunu alması mümkün değil. Yani her iki tarafın da ortak noktada buluşması lazım aslında. Sizin biraz önceki söylediğinize değerli dinleyicimiz, izleyicimiz Hatice Hanım'dan bir yorum gelmiş. Evlenecek çiftlerin evlilik öncesinde konuşması geri planda kalıyor. Daha çok aileler konuşuyor. Kesinlikle. Gençlere bu aşamada hemen hemen çok fazla söz hakkı tanınmıyor diye böyle bir yorumda bulunmuş. Tabii ki esasen daha burada bu beceriyi gösterip gösteremeyecekleri de görülmesi gerekiyor. Yani bazı noktalarda gençleri burada dengeyi kendi iş yapılarında sağlayabilmeleri gerekiyor. Ve özel alan sınırları. Yani hocam ilk evlendiğiniz zamanlar belki hani eşlerin haftada bir kere ben nefes alma haklarının olduğunu düşünüyorum. İşte beyefendinin arkadaşlarıyla, hanımefendinin kendi arkadaşlarıyla. Ama bu ilk evlendiğin zamanlar olmuyor da bir 9-10 seneyi devirdikten sonra hocam artık herkesin bir nefes alma hakkı vardır. Haftada bir kere dışarı çıkılabilir. Ama mesela bazı beyler işte maça gitmek istiyorlar. İki haftada diğerleriyle okey oynamak istiyorlar ve bu 2-3'ü bulduğu zaman bu sıkıntı olabiliyor maalesef. Ve çocuk sahibi olmak bu en önemlisi hocam. Mesela bazı eşler işte ben çocuk sahibi şu an olmak istemiyorum. Aradan bir 5-6 sene geçsin. Ama diğer taraf buna razı olmayabilir. Yani evlenmeden önce konuşulması gereken aslında en önemli konu. Ve gelecek planları hocam. Gelecek planlarında da mesela bir eşi işte yurt dışında yaşamak istiyorsa diğeri yaşamak istemiyordur. Kendi memleketinden ayrılmak istemiyor. En çok anne babasından aslında ayrılmak istemiyor. Kendi özel alanından ayrılmak istemediği için burada da problemler çıkabiliyor hocam. Bunlar çok maddeler var. Bunlar en başlıcaları. Ama ailevi meselelerde lütfen hani biraz daha dikkatli olursak çok daha iyi olacaktır yani. Muhakkak. Ya buradaki bütünüyle baktığımız zaman esasen söylediğiniz bütün maddeler pire iken deve olabilir. Kesinlikle. Yani burada mesele çözüm odaklı olmadığınız takdirde evlilik öncesinde yaşanan basit bir olay. Evlendikten sonra annelerinden ayrışamayan gençlerin problemleri veya işte maddi noktalardaki problemler, sosyal yaşam, çocuğumuzu nasıl büyüteceğimiz, bunların hepsi bir problem olabilir. Bunlara dikkat edilmesi gereken en önemli nokta çözüm odaklı mıyız, değil miyiz? Yani problemi biz evlenmeden önce nişanlık evresinde tanışma, flört döneminde işte gençlerin belli bir kısmı bu şekilde evleniyorlar. Flört döneminde her şey çok güzel. Evet, doğru. Ama iş evlendiği zaman diliminde o dönemde herkes ne yapıyor? Cicim dönemi olduğu için herkes birbirine olduğundan farklı davranıyor. Gerçek olayı nerede görüyoruz? Evlilikte. Bu sefer de buradaki süreç haliyle farklı yansıması oluyor. Bunları konuşmaya devam edeceğiz ama şunu soralım hocam. Evlenmeden önce evliliğe bir anlam yüklüyoruz. Yani orada negatif veya pozitif. Yani ciddi manada baktığımız zaman evlilikle alakalı şimdi daha evliliğe adım atılmadan birçok farklı kafamızda ön yargılarımız oluyor. Bu da karşımızdaki kişiye, eş adayımıza bence bir haksızlık olarak da karşımıza çıkıyor. Burada evliliği normal şartlarda nasıl bir anlam yüklemeliyiz? Yani şöyle hocam, aslında bu modern zamanda evliliğe yüklenen anlam yalnızlıktan kurtuluş gibi görünüyor. Yani evlenmek, işte evleneyim de yalnızlıktan kurtulayım. Yani insanlar kendilerini şu an günümüzde çok ileri derecede bir narsistlik söz konusu ve insanlar kendilerini çok değersiz hissediyorlar. Kendilerini affedersiniz bir hiç gibi hissediyorlar. İnsanlar kendilerini bir hiç gibi gördükçe karşıdaki evlenecekleri insanın her şeyi olma güdüsüne kapılıyorlar. Ve bu sayede, yani bu yüzden de şöyle şeyler yanlış anlıyor. Yani karşımda ruh ikizim duruyor.
ben ona bütün dertlerimi yükleyebilirim. Karşıdaki insan, eşim, işte benim terapistim, annem, babam bana sevgiyi verecek, çocukluğumdaki yaralarımı iyileştirecek her şeyim gözüyle bakıyor. Ve beni mutlu edecek yegane kişi gözüyle bakıyor. Halbuki evlilik böyle bir anlam, evliliğe kaldırabileceği fazla sorumluluk yüklenmiş oluyor. Çünkü evlilik bu şeyleri kaldıramaz. Ya da evlilik dediğimiz zaman insanın eşi aslında yoldaşıdır. Onun anne babası değildir. Onun yaralarını saracak terapisti değildir. Ya da ona yoldaş, arkadaşlık edecek bir sadece sohbet arkadaşı değildir. Hani yoldaş dediğimiz insanla ne olabilir? Dertlerini paylaşırsın ve bu dertlerinin çözümü için birlikte yürüdüğün yolda sana eşlik eden kişidir, ama senin dertlerini yok edecek olan kişi değildir. Ya da yalnızlığına tamamen bir paravan çekecek insan değildir. O yüzden evliliğe yüklenen anlamın modern zamanda çok ağır olduğunu düşünüyorum ve aslında boşanmanın sebebi de biraz bu. Çünkü evlilikte bir mutluluk algısı var. Evlendiğimde mutlu değilsem o zaman boşanmalıyım düşüncesi ortaya çıkıyor. Mesela genelde bazı danışanlar, ara sıra bizler de bu hataya düşüyoruz. Hani evliliğinizde mutlu musunuz? Sanki evlilikte mutlu olunmak zorundaymış gibi bir algı oluşuyor. Halbuki evlilikte mutlu olunmak zorunluluğu yoktur. Evlilikte kaliteli, sağlıklı, huzurlu, psikolojik olarak sağlam bireyler, fertler yetiştirmek, toplumun yapısını düzeltmek vardır. Ama sadece mutluluk için evlenilirse, bu mutluluk zaten dünyada daim olan, ebedi olan hiçbir şey değil. Yani insanın mutlu olmak için evlenmesi evliliğe büyük bir sorun olacak. Yani orada şu da belki yanlış anlaşılabilir. Özür dileyerek. Şimdi mutluluk mu? Tabii hepimiz huzur bulmak, sükun bulmak, mutluluk. Hocam, ama huzurla mutluluk çok karıştırılıyor. Orada daimi olarak, yani hayatta sanki hiç imtihan olmayacakmış gibi, hiç problemimiz olmayacakmış gibi o mutluluğu evimizin içerisinde değil, her zaman bulabilmek mümkün olmayabilir. Mühim olan, ben mesela bir problemim var, eşim orada ben problem yaşadığım zaman diliminde yanımda olabiliyorsa burada biz esasen bu problemi daha kolay çözüyoruz. Mesela dediğiniz gibi anne, yani hepimiz çocukluğumuzda eğer eşimizin anne yoksunluğu yaşamışsa biz onu tamamlayamayız. O zaman biz ne yapacağız? Yerine göre kişisel olarak ihtiyaçlarımızı tamamlayıp ona göre evliliğe adım atmamız lazım. Eğer travmatik mesela, hocam çok affedersiniz, mesela bir terapiste gidilmesi gerekiyorsa, hani eşinden terapistlik beklemek yerine onu anlamasını ya da bu yarasını yok etmesini beklemek yerine eşiyle birlikte bir şeyler danışarak bir terapist arayışına girebilirler. Hani yoldaşlık dediğimiz şey senin çıktığın yolda senin yanında sana eşlik eden kişidir, ama hiçbir zaman senin öğretmenin değildir, terapistin değildir, tabii anne ki baban değildir ya da tek başına sana var olduğunun değerini gösterecek olan tek kişi değildir. Yani orada beraber birlikte birçok noktayı halledebiliriz ama esas husus nedir? Biz hayatta ilk önce kendi tekamül yolculuğumuzu tamamlayabildiğimiz kadar tamamlayacağız. Eşimiz de ne yapacak? Bizim partnerimiz bu yolda bizi destekleyici olacak. Çünkü bu sefer iş en nihayetine belli bir noktada işte annesi gibi davranılmasını beklediği zaman orada o kişinin belli bir kişilik yapısı var. Aynen. Annesi gibi olamıyor. O konuda katılıyorum size. Bir mesela her zaman onun işlerini gören bir babası gibi davranamaz. Her zaman onun yanında mesela anne babası haz odaklı yetiştirmişse eşi her zaman ona o haz odaklılığı veremez gibi birçok noktalarda tabii ki dikkat edilmesi gereken hususlar var. Burada peki evlilik öncesindeki ilişkilerde problemlerin kaynakları daha çok ne oluyor Merve Hocam? Orada siz ne ifade etmek istersiniz? Şimdi hocam benim bir nişanlı danışanlarım vardı. Şimdi hatırladım programda. Adam beyefendi Ortadoğulu, Ortadoğu kültürüyle büyümüş. Kültürel normlar da zaten bu hani problemlerin kaynağının temel sebebi. Hanımefendi de Eskişehirliydi. İster istemez hani benim online danışanlarım da onlar. Yani beyefendi çok fazla kıskanç. Hanımefendi de bu kadar kıskanç olmasından artık bunalmış ve bir terapiye ihtiyacı olduğunu düşünüyor nişanlısının. Yabancı dil konuştuğu için de, evet orada Arapça olarak iletişime geçmiştik kendisiyle. Kendisini ifade etmek istiyordu.
Ve hanımefendinin şu sözü çok hoşuma gitti. Hani neden terapi almak istiyorsunuz? Sıkıntı nedir dediğimde ben nişanlımı daha iyi tanımak, yani bu Z kuşağında çok fazla hocam, o yüzden çok önemsiyorum bunu. Nişanlımı daha iyi tanımak istiyorum ve terapiden sonra düğün tarihini belirlemek istiyorum diye konuşmuştu. Benim çok hoşuma gitti hocam. Çünkü hani işte bu kıskançlık, güvensizlik, duygusal tatminsizlik, işte benzeri konular her zaman problemlerin kaynağı alıyor. Özellikle kıskançlık hocam. Hani evlenmeden önce işte bana her yere gittiğinde haber vermelisin. Hani bu evlilik 5-6 yıl sonra bu biraz daha tolere ediliyor. Hani bir dengede oluyor hocam. Ama en önemlisi işte bu, hani bunların farkına varıp, bu sorunların farkına varıp işte iletişim halinde olmak. Yine her zaman diyoruz hani açık iletişim halinde olmalılar. Ve mutlaka işin içinden çıkılmadığı zaman, bu sorunların içinden hocam terapi almaları gerekiyor. Yani problemlerin kaynağı en azından bu şekilde çözülür diye düşünüyorum. Peki. Yani burada şöyle ki evlenmeden önce diyelim ki çiftler bazı problemler yaşıyorlar. Evet. Yani bu problemleri nereden kaynaklı olabilir? Kendi işte almış olduğu aile modelinden olabilir. İşte diyelim ki biraz önce de söylediğimiz kültüründen olabilir. Evet. Travmaları olabilir, acıları olabilir, yaşanmışlıkları olabilir, eğitimleri olabilir. Burada iki tane farklı bir birey bir araya geliyor. Mesela baktığımız zaman bu sizin söylediğiniz örnekteki gibi binlercesi. Mesela bir bakıyorsunuz ki artık uzaklar yakın oldu. Sosyal medyadır vesairedir ya da günümüzün global dünyasında çok iki farklı dünyadaki, iki uç memleketteki, ülkedeki insanlar evlenebiliyorlar. Bunların hepsi mi problem yaşıyor? Hayır. Burada ne yapıyorlar? Kişiler birbirlerine anlayışla, empatiyle yaklaştıkları zaman birbirlerinin kültürüne uyum sağlayabiliyor. Ama biraz önce hocamın söylediği gibi benim mesela çocukluğumda halledilmemiş problemlerim var, eksiklerim var. O zaman ben bunun esasen biraz farkında olmam gerekiyor. Eşimle hatta açık, net ve şeffaf bir şekilde bu problemlerimi konuşabilmeliyim. Gizlediğim takdirde eninde sonunda bunun bedeli evliliğimizde sıkıntı olarak karşımıza çıkıyor. Bunları gizlemek bir şey değil. Hepimizin hayatı dört dörtlük mükemmel değil. Kesinlikle. Sıkıntılarımız var ise bunları evlilik öncesinde gerek alacağımız destekler olabilir. Ondan sonra karşı taraftaki kişiyle mesela diyelim ki obsesyonlar dediğimiz bir hayatın kalitesini etkileyen problemlerimiz olabilir. Vesvese diyoruz işte halk dilinde biz buna. Bakıyoruz ki kişi o kadar çok temizlik veya düzen takıntısı var ki onun yaşam kalitesini etkiliyor. Çünkü evin içerisinde yapılan bir yanlışlık, bir şey o kişi açısından, eşin birisi açısından ciddi bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Bunlara baktığımız zaman işte bunlar hiç konuşulmuyor. Evlilikten önce temel olan işte nişanı nasıl yapacağız, düğünü nasıl yapacağız, ne alacağız, ne vereceğiz, daha çok bu anlamda bunlara takılıyor. Esasen bunlar evet evlilik için önemli faktörler ama ondan önce biz evliliğimizde ben kimim, sen kimsin? Bu soruların cevaplarını bir bulmamız gerekir. Biz olabilecek miyiz? Biz olabilmek için ben hangi noktalarda taviz verebileceğim? Hangi noktalarda seni destekleyeceğim? Hangi noktalarda seni anlayacağım? Hocamın söylediği gibi öfkemi kontrol edebilecek miyim? Öfkemi kontrol edemeyeceksem ben bu evliliğe daha yolun başındayken başlamamam gerekiyor. Çünkü eninde sonunda evlilikler içerisinde muhakkak baktığımız zaman problem var. Problem evet. Olmayacak, olmayan bir evlilik var mı? Yok. Ama az çözen, iyi çözen, çok çözen, rahat çözen, çözemeyen diye bakabileceklerimiz var. Bunları bunun içinde evlilik öncesinde ciddi bir hazırlık süreçleriyle halledebiliriz diye düşünüyorum. Hocam çok pardon, bundan bir nesil öncesinde yani terapi diye bir şey yoktu. Yani eşler birbirlerini evlendiği gün tanıyorlar. Yani o daha içler acısı bir durum. Şu an tanıyorsun, terapide tanıyorsun. Çünkü terapide bambaşka bir şeyini ortaya çıkartıyor. İşte o karakterini. İşte ben şunu istiyorum, ben bunu istiyorum. Çok rahatlıkla söylüyor. Ama bir nesil öncesi çok daha fazla şanssız. Yani hiçbir şekilde tanımıyor. Evlendikten sonra, seneler geçtikten sonra tanıyor. Yani şu an terapide bir nebze tanıyor ama seneler geçtikten sonra farklı farklı huylar da tanınıyor. Ya burada şu var hocam, sizin söylediğinize katılıyorum. Tabii ki mesela biraz
evlenmeden önce kültürel olarak baktığımız zaman orada bir ne var? Eşli adayların birbirlerini tanımamaları, konuşmamaları, evet, birbirlerine rahat bakamamaları gibi birçok dezavantajlı noktalar var. Bunlar eskiye nazaran azaldı. Ancak burada şimdi de bunun yerine gelen farklı modeller var. Onları tabii ki ayrı bir televizyon programının konusu ama evet, buradaki en önemli şey görücü usulü mü, flörtten mi daha ziyade kişiler evlenmeden önce kendisini tanıması ve karşısındakini tanıyabilmesi, evet, ve kesinlikle bu süreci ona göre inşa edebilmesi. Yoksa diyelim ki sizin söylediğiniz gibi hiç konuşmadan da esasen kişiler eğer belli bir şekilde ailelerin, aile büyüklerinin belli bir olgunluktaysa o kişiler evlendikten sonra onlar da mutlu olabiliyor. Tabii, tabii. Problem çözme becerisi. Ha bunu işte şimdi baktığımız zaman işte evet terapi, psikoterapi yöntemiyle işte evlilik öncesi terapiler, çift terapileri vesaireler baktığımız zaman gelişiyor. Ama bunu gerekirse tabii ki belli bir noktada taraflar ihtiyaç olması halinde almalı. Ama almasalar bile almadan önce ben en önemsediğim şey şu. Hepimizin hayat yolculuğu içerisinde ne var? Farkındalıklarımız olması gerekiyor. Farkındalıklarımızı arttırırsak bu her şeye dair, kendimize ve evliliğimize dair farkındalıklarımızı, hayata bakış açımızı düzenleyebilirsek, görebilirsek, anı yaşayabilirsek, geleceği o anlamda korkusunu değil de geçmişte takılı kalmadan biz bugünü yaşayabilirsek, o zaman bu evlilikler ne olur? Daha huzurlu, daha mutlu olur. Öbür türlü hepimiz bir şeylerin kaygısı, endişesi ve korkusuyla eşimizi anlamadan, dinlemeden maalesef hareket edebiliyoruz. Zannedersem bir kısa reklam arasına geçeceğiz. Rejimizden eğer yoksa soruma devam edeceğim. Evet efendim, kısa bir reklam arasından sonra aile ve yaşam programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Gerçekleştirdiği önemli bir hususu konuşuyoruz. Burada hayat tecrübeleri çok önemli, çok değerli. Uzmanlarımızdan da şimdi bunların cevaplarını almaya gayret ediyoruz. Şeyma Hocam, bu arada aile ve yaşam programımıza mesajlarınızla katkı sağlayabilirsiniz. WhatsApp hattımızdan bize yaşadığınız tecrübeleri, sormak istediğiniz sorularınızı aktarabilirsiniz. Efendim, şimdi eş seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar var herhalde. Bunlar evet, biraz değerlendirelim. Şimdi eşimizi seçerken neye göre, nasıl seçeceğiz? Özür dileyerek söyleyeyim, bu kavun değil, karpuz değil ama belli bir kriterler olmalı mı? Tabii ki. Şöyle hocam, aslında eş seçimindeki en önemli husus uyum ve denkliktir. Yani bu hangi alanlarda? Aslında her alanda uyum ve denklikten bahsediyoruz. Ama bundan da önce kişinin yine programın başında da söylediğimiz gibi kendisini çok iyi tanıması lazım. Ben nasıl bir insanım? Ben nelerden hoşlanırım? Benim inancım ne? Yani dini yaşayış şeklim ne şekilde? Yani aşırı muhafazakar mı, orta derece mi ya da dini yaşayış şekliyle alakalı kendisinin önce bir kendini tanıması gerekiyor. Bununla birlikte seçeceği eş de denklikleri her açıdan bakması, kültürel denklik diyebiliriz. İnanç denkliği daha önce de söyledim. Çünkü inanç dediğimiz şey insanın bir nevi hayat amacına dönüşebiliyor. Ve inanç birliği olmadığında da, çünkü eşler en nihayetinde dünyaya bir çocuk getirip onu birlikte büyütmek isteyecekler ve bu büyüyen çocuğun ne şekilde yetişeceğiyle alakalı birlikte ortak bir karara varmış olmaları gerekiyor. Onun haricinde daha önce de Merve hocamın söylediği gibi eğer yurt dışı programları varsa ya da kariyer gibi programları, hedefleri varsa kişinin bununla ilgili hedeflerini kişiyle paylaşması gerekiyor, evleneceği kişiyle.
ve bu uyum ve denkliği, aile denklikleri, yani şöyle aslında kişi kendini tanıdıktan sonra kendisiyle evleneceği kişiyle ilgili bir istatistik kendi içinde çıkartması gerekiyor. Bunu bir kağıda da yazarak yapabilir. Belki şu anda hani artılar eksiler gibi. Aynen, problemi çözüyoruz falan şeklinde düşünebilir izleyenlerimiz ama aslında bu önemli bir konudur. Kişinin önce kendi özelliklerini, yanına da evlenmeyi düşündüğü kişideki özellikleri yazarak bunların uyum ve denklik derecesini somut bir şekilde görüp daha sonrasında karar vermesi gerekiyor. Uyumsuz olduğunu düşündüğü noktaları da evleneceği kişiyle ön görüşmesi gerekiyor. Evlilik öncesinde görüşmesi gerekiyor. Eğer çözülebilir bir şeylerse kendisi bazı şeylerden fedakarlık edebilir ya da karşı taraftan bir fedakarlık beklentisi varsa bunu evlenmeden önce de birlikte konuşmaları gerekiyor. Deklare etmeleri lazım değil mi? Evet hocam. Yani burada şöyle ki, hatta hani şimdi bir evlilik öncesinde imzalanan sözleşmeler vesaire var ama ben ondan daha ziyade gerek psikoterapideki alınan birbirlerine oradaki ifade edilenler olabilir veya çiftlerin hatta bazı konularda bence madde madde birbirlerini dinlemeleri ve madde madde birbirlerine söyledikleri not almaları gerekiyor. Çünkü evlilik akdi de bir esasen sözleşmedir. Bir orada karşımızdaki kişiye belli bir noktalarda hayatta seninle yolculuk yapacağım derken bir söz veriyoruz. O sözün içerisinde işte ben seni yalnız bırakmayacağım, ben senin yanındayım, destekleyeceğim, ben senin güvenli limanınım, ben senin sevgi tomurcuğunum, neyse. Bunlara baktığımız zaman bunları kişiler verebileceklerse tabii ki evlilik içerisinde olmaları lazım. Orada sözleşmenin içerisinde biraz önce söylediğiniz gibi mesela çok fazla yaşadığımız bir husus vardır. Aileler çok muhafazakar ya da çok bu anlamda inançlarına riayet eden aile ama çocuklar aynı minvalde değil. Evet. Aynı minvalde olmayabilirler, tercihleridir diyelim ki. Ama o ailelerin o görüntüleri içerisinde beklenti ne oluyor? İki tarafında gelin hanımdan veya damat beyden işte daha böyle inançlarına noktasında hassas olmalarını bekliyor. Ama olmadığı zaman diliminde çatışma. Mesela biliyoruz ki işte gençliğinde birçok farklı kötü alışkanlıklar edinmiş olabiliyorlar. Görmüyoruz. Gece hayatı olabiliyor. Hocamın söylediği gibi eve girmiyor. Bunlar şimdi konuşulmuyor. Niye? Ön tarafta bir paratoner aile figürü var. Evet, o figür içerisinde aileler bu detayları konuşmuyor. Çocuğunuzun ben kötü bir alışkanlığı var mı diye soranı görmedim. Söyleyeni de görmedim. Evet. Halbuki bence bu konuda rahatlıkla konuşulmalı. Çünkü benim çocuğumun şöyle bir eksik tarafı var. Yani bu konuda da bunu bilmelisiniz diyebilmek lazım. Açık yüreklilikle. Çünkü öbür tarafta şimdi mesela bir özür dileyerek söyleyeyim, teşbihte hata olmasın. Bir alışveriş yaparken ne yapıyoruz? Orada aldığımız ürünün kalitesine bakıyoruz. Orada kaliteye baktığımız gibi karşı tarafın bizi kandırıp kandırmadığına bakıyoruz. Evet. Yani şimdi yalan söylenen bir şey varsa, eksik söylenen bir yalan söylemek kadar söylenmemesi de, eksik söylenmesi de bir problem. Kesinlikle. Onun için o gözle baktığımız zaman biz aileler olarak evlenirken çocuklarımızla alakalı eğer gereken sorumluluğu yerine gelmediyse mesela ne yapıyoruz? Evlenince o sorumluluğu kazanır diyoruz. Evet. Halbuki öyle bir güzellik yok. Yani sen zamanında vermediğini gelin hanım veya diyelim ki damat bey niye onu vermeye çalışsın? Mühim olan oradaki sorumluluğu sen hayatta o çocuğu getirdikten sonra yavaş yavaş hazırlaman gerekiyor. Doğru. Ama yoksa bunlar sıkıntı olabiliyor, karşımıza çıkıyor. Hocam size yönelmek istiyorum. Evliliğe hazırlık aşamasındaki gençlerin, çiftlerin ilişkileri nasıl olmalı? Aslında bu saate kadar hani biraz değinmiş olduk hocam ilişkilere. Sağlıklı bir ilişki için öncelikle her zaman dediğimiz gibi iletişim önemlidir, konuşmak önemlidir. İşte bir başkasının sanırım en çok yaptığımız hata evlendiğimizde de onu yapıyoruz. Kıyaslama yapmak. İşte bir nişanlıysa bu kişi, arkadaşının işte nişanlısı ona farklı davranıyorsa o da bambaşka davranmasını istiyor nişanlısının. Ve evlilik tarihi alınmadan önce hocam her şey çok güzel oluyor. İşte çünkü yeni tanışmışlar. Farklı negatif huyunu görmüyor. O negatif huyunu gördükten sonra da
maalesef evlilik tarihi yakınlaştıkça işte sen böyle değildin, senin huyun değişti gibilerine. Halbuki o öyle ama sen onu görmüyordun, sonradan görmeye başladın ve evlilik tarihi de ertelenebiliyor. Ve hocam mesela kadınlar hani kadın arkadaşlarımızla dertleştiğimizde biraz olsun rahatlamış oluyoruz. Hani bir terapi gibi gelmiş oluyor. Evet. Hocam özür dilerim. Bir sözü almak istiyorum. Şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi buradaki süreç içerisinde yaşadığımız ne varsa bizim en önemli kısım orada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Çiftlerimiz olsun, gerek gençlerimiz, gerek bizler birbirimizi o hani elektrik alma kısmı, ondan evet. sonra o kuşların tepecikte uçuşması esnasında gerçeklikten kopuyoruz. Hı hı. O gerçeklikten tabii ki hani orada bir mutluluk anı var. O mutluluk anının bozulmasını kimse istemiyor ama hayatı gerçek yüzünü de görmek ve kaçırmamak gerekiyor. Orada konuşmadığımız, yerine getirmediğimiz, yapmadığımız, dikkat etmediğimiz ne varsa sonrasında bedelini ödeyeceğiz. Onun için o ambalajlı süreci ne yapmak lazım? İyi değerlendirmek lazım, iyi görmek lazım. Orayı kesinlikle atlamamak lazım. Özür dilerim, buyurun. Estağfurullah hocam. Erkekler de işte hani bu konuları çok fazla mahrem konuları erkek arkadaşlarıyla konuşmadığı zaman tabii bu sırada olanlar ona oluyor hocam. Çünkü hiçbirini anlatamıyor. İşte ben kız arkadaşıma anlatınca aa evet ya çok rahatladım gerçekten iyi ki dinledin ama bu mahremleri konuşmak da o kadar iyi bir şey değil. Hani biz o an çözüme gittiğimizi zannediyoruz ama işte maalesef ki bu kıyaslanmalar oluyor. İşte aa sana böyle mi dedi? Hani birbirimize gaz verme olaylarımız da olduğu için maalesef. Bir şekilde hocam burada yine ortak bir payda da buluşmalarını tavsiye ediyorum ben. Tabii her zaman konuşarak diyorum. Peki. Hocam. Seyircimiz Ayşe Hanım'dan gelen bir soru var. Onu da bu arada iletmiş olayım. Eş adayını tanıma sürecinde ve yaklaşım tarzımız nasıl olmalı? Süreç ve yaklaşımda nelere dikkat etmeliyiz? Hocam bu biraz zamanı yayılması gerektiğini düşünüyorum. Yani ilk etapta bir hafta öncesinde tanıştığı bir insanı bir haftada tanıyamayız. Tabii ki psikoterapi kesinlikle olması gereken bir şey. Ama hani tıkanma noktasına geldiğinde alınması gerektiğini düşünüyorum. İşte bu kültürel farklılıklar olduğunda zamana yayarak yani ben bu insanla evlenebilirim sorusuna cevabını bulduğunda tanımış oluyor zaten hocam. Ama dediğim gibi evlendikten sonra 5-6 yıl geçtikten sonra her yıl aslında sen böyle değildin ben senin farklı biliyordum aslında ama tanımış oluyoruz. Yani hocam bu evlendikten sonra aslında tanınır diye düşünüyorum ben. Aslında, yani evlenmeden önce de biraz zor gibi sanki. Yani şöyle de bir durum var. Hani hani bir şaka vardı biliyorsunuzdur. İşte evlenmeden önce gözünüzü dört açın, evlendikten sonra yarım açın diye. Ya da aslında, hepsini kapatın. Hocam yani, kesin çözüm herhalde. Şöyle inceleyip sık dokumak gerekiyor tabii ki evlenmeden önce ama hani şu an işte üzümün çöpü, armudun çekirdeği gibi şeylere de takılmadan hani insanın biraz da şöyle bir şey, kendine uyumluluğunun %60 ve üzerinde olduğu kişiyle aslında tanışma süreci biraz olsun tamamlanmıştır. Yani bu süreçte hani insan pimpirikli bir ruh haliyle bu sefer ömür boyu yalnızlığa kendini mahkum etmemesi de gerekiyor. Karşısına çıkan ben kısmet diyorum evliliğe. Kısmetleri de kapatmaması gerekiyor bu açıdan. Çünkü hiçbir insan dört dörtlük bir şekilde ya da %100 uyumla zaten birlikte bir yuva kuramaz. Ne olursa olsun tabii ki farklılıklar olacak. Önemli olan karşıdaki insanın daha önce de söylediğim gibi o dört aşama zihin sürecini tamamlayıp tamamlamadığını anlaması lazım. Yani duygu kontrolüne sahip mi evlendiğim kişi? Evet. Affetmeyi ve af dilemeyi biliyor mu? Ve benimle birlikteki olan uyumu nasıl? Yani bu üç konuya cevap verdikten sonra aslında bu tanıma aşamasını veya sürecini bitirip bir yola çıkabilir ama evlilikte yani sorunsuz böyle dümdüz yemyeşil çiçekli hocam. Yollarda yürümek değil. Yani evlilikteki yoldaşlıktan kastımız manzaralı yerde herkes birbiriyle el ele tutuşup yürür. Hani önemli olan her türlü görsele birlikte katlanabilme durumudur. Yani aslında peki, insanı biraz da o. Filiz Hanım'dan gelen bir soruyu da hemen bu bağlamda tabii. size iletmiş olayım. Buyurun şimdi hocam.
doğru insanı nasıl bulurum demiş. Ama ben de bir de şöyle çok bir şey ilave etmek istiyorum. Çok felsefik bir soru. Doğru insanı nerede nasıl buluruz? Şimdi hocam böyle aslında şey... ben oraya da gelecektim de şöyle doğru insan diye bir tabir genel geçer bir şekilde yoktur. Yani iki kere ikinin dört ettiği gibi doğru insan şudur diyemeyiz. Çünkü evet. Yani iyi insan kötü insan diye de bir tabirde kullanamayız. Yani ben kendim için çok iyi bir insanım, kötü bir insanım da diyemem. Çünkü benim yaptığım iyi davranışlar vardır, kötü davranışlar vardır. Ben iyi davranışta bulunduğumda iyi bir insan, kötü bir davranışta yaptığımda kötü insan sıfatını almış oluyorum aslında. Yani şöyle doğru insan yoktur da bana karşı uyumlu, benimle uyumlu, bana denk insanı bulmaktan bahsedebiliriz belki. Çünkü sizin doğrunuz benim yanlışım olabilir, benim yanlışım sizin doğrunuz olabilir. Yani yine olayı muhafazakar bir aileden konuşacak olursak mesela Allah inancıyla alakalı yani işte günde 5 vakit namazın kılınması olması gereken bir şeydir benim için ama başka bir insan için bu olması gereken bir şart değildir. O yüzden ben evleneceğim insanda dini inanışını günlük 5 vakit namazını kılması üzerine bir şart koşarken diğer bir arkadaşımız bu konuda çok hassas değildir ya da onun önceliği olmayan bir şeydir. O bu konuyu es geçebilir ya da bu onun için olmazsa olmaz değildir. Şimdi doğru insan 5 vakit namazını kılan insan mıdır evlenmek için bakıldığında? Yani çok affedersiniz alkol tüketen bir erkeğin 5 vakit namaz kılan bir hanımla evlenmek isteği ne kadar doğrudur? Yani o yüzden doğru insan diye bir şey yoktur. Kişinin denk olduğu insanı bulması gerekiyor. Doğru yani, insan arayışında olmaktansa. Muhakkak. Yani burada şöyle bir şey ilave etmek istiyorum. Şimdi mesela diyelim ki bugünlerde çok moda bir şey var. Deist. Hı hı. Mesela evet, bir kişi deizm var, ateist diyor vesairem diyor. Eğer bu kişi evlenmeden önce bunu karşı taraftaki kişiye söylemezse esasen burada eşini kandırmış olur. Niye? Çünkü orada öngörülmede mesela kimliğinde Müslüman yazıyor. Evet. O kişi az veya çok o anlamda ne bekliyor? O kişinin inanç dünyasında bu var diyor. Veya işiyle alakalı. Mesela evet iş hayatı bunu birçok noktada örneklendirebiliriz. İş hayatı baktığımız zaman öngörülümünde çok güzeldir ama arka planda ciddi manada borçları vardır. Bunu muhakkak ki belirtmesi gerekiyor. Veya ailesiyle alakalı süreçlerdi. Ben ailemle işte şu sıklıkta, şu aralıkta görüşme ihtiyacım var. Lütfen bunu bilerek gel, bilerek kabul et. Eğer bunu kabul etmeyeceksek o zaman bizim öbür tarafa, karşımızdaki aileye karşı kafamızda ön yargılarımız varsa bunu sonrasında hallederiz diye kesinlikle yola çıkılmamalı. Hiçbir şey öncesinde konuşulmayan hiçbir şey sonrasında da kolay kolay halledilmiyor. Ha, akılla, mantıkla belli bir şekilde çözüm yolu bulunabilir mi? Orta yol bulunabilir. Burada buna dikkat etmek lazım. Ben buradaki doğru insanı şurada bulmak gerekiyor. Önce kendimiz bayanlar veya erkekler. İşte mizaçtan gelen, o fıtrattan gelen bir standart bir özelliklerimiz var. Yani bir kitapçığımız var esasen. O kitapçıkta ben kendimi bir mesela duygusal, mesela bayanların duygusal yapıları, erkeklerin realist yapılarını eğer bilmeden evlenirsem o zaman evlilikteki beklentiler sağlıklı bir zemine oturmuyor. Evet. Orada ciddi manada bir sancı yaşanıyor. Bunun sancının yaşanmaması adına işte o farkındalık dediğimiz kısım buradan başlıyor. Diyelim. Evet. Hemen sorularımıza kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü çok fazla şey var. Hocam evliliğe hazırlık aşamasında çift ilişkileri nasıl olmalıdır? Onu konuştuk hocam. Şeyma hocama o zaman kaldığı yerden tekrar arka arkaya sormuş olacağız. Mutlu bir evlilik için aşk duygusu şart mı diyoruz? Ama aşk duygusu da ömür evlilik boyunca sürmesi şart mıdır? Şöyle aslında aşk dediğimiz şey evliliğin ne başlangıcıdır ne de olması gereken bir temel zeminidir. Aşk aslında az önce de hepimizin az önce sizlerin de söylediği gibi bir illüzyon gibi bir şeydir. Hani insan aşık olduğu kişiye hatta bununla ilgili adını şu an hatırlamıyorum ama İranlı bir yönetmen vardı. Aşk bir görme bozukluğudur. Evlendikten sonra gözleriniz hızlıca düzeliverir diye bir şeyi vardı, cümlesi vardı. Yani aşk insanın çok fazla sevilme arzusuyla birdenbire karşı tarafı bütün güzel özellikleri atfetmek ve
daha sonrasında da o kişiyi gerçek anlamda, real anlamda gördükten sonra o kişiye karşı olan hayal kırıklığı diyebiliriz buna ya da farklı... Sevgiye dair bir fantezi dünyası. Aynen öyle, kesinlikle. Yani şöyle, ben o yüzden hep şunu söylüyorum. Aşk hani huzurlu, mutlu bir evliliğin sebebi değil ama sonucu olabilir. Yani insanlar birbirlerini gerçek, ayakları yere basar bir şekilde tanıdıktan sonra evlendiklerinde karşıdaki insanın, yani karısının, kocasının ona karşı olan ilgisiyle, alakasıyla o insana aşık olmaya daha sonradan, evlendikten sonra da aşık olunabilir. Yani aşk, aşık olmak için öncesi, yani evlilik öncesi olması şart değil aslında. Önemli olan, aynen, yani aşk olarak da bu işe başlayabilirsiniz. Aşık olarak da evlenilebilir. Önemli olan o aşk duygusunun yerini sevgi ve saygıya bırakabilmesi. Eğer ki sevgi ve saygı yerine hep ben, önce ben, önce benim istediklerim şeklinde bencilce bir duyguya bırakıyorsa aşk, ya da büyük bir hayal kırıklığına, sen şöyle değildin, sen böyle değildin şeklindeki bir hayal kırıklığına bırakıyorsa, burada aşk aslında tehlikeli bir duygudur. Ama eğer ki daha önce de dediğim gibi sevgi ve saygıya bırakıyorsa, yoldaşlık duygusuna bırakıyorsa, empati, evet, duygusuna bırakıyorsa, burada aşk güzel bir şeydir. Yani görecelidir. Ama aşk evliliğe başlamak için bir adım değildir. Evlilikten sonra da oluşabilecek bir duygudur. İnsan evlendikten sonra belli bir seviyede tutulabilecek bir şeydir. Yani ben şuna da değinmek istiyorum. Görücü usulüyle evlenen danışanlarımın ilerleyen zamanlarda eşlerine aşık olduklarına da şahit oluyorum. Yani aşk için önce aşık olup sonra evlenmek ya da bunların şartı bu değil. Yani burada artık şu tartışılıyor. Yani görücü usul mü? Ondan sonra işte flört mü? Esasen baktığımız zaman denklem orada çok şey değil. İki tarafta da hocam, affedersiniz, realist olabilmek. Yani ayakları yere basarak karşı tarafı görmek. Yani evliliği bir böyle bir masal diyarından bir yerden ziyade gerçeklik algısıyla algılamak ve karşıdaki evleneceğin kişiyi de gerçekleriyle bir tanımak lazım. Yani ben bu insanı bu gerçeklikleriyle kabul edebiliyor muyum? İşte yine olay klasik, evlendikten sonra değiştiririm ya da değişir düşüncesine kapılmaması lazım hiçbir insanın. Çünkü hiçbir sevgi insanın huyunu değiştirmez. Çok uzun dönem flört etmiş birçok kişiyi de maalesef bakıyoruz ki evlendikten sonra onlar da bir anda ayakları zamanında sağlıklı bir şekilde yere basmadığı için evlendikten sonra hemen çok kısa bir sürede boşanabiliyorlar. Burada mühim olan insan olarak, insan olabilmenin genel altyapısını sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmek lazım. Amalar olmaması lazım, çünküler olmaması lazım, fakatlar olmamaları lazım, geçmişte takılı kalmamak lazım, gelecekle alakalı devamlı kaygı, endişe içerisinde olmamak bir evliliği sağlıklı hale getirir diye düşünüyorum. Hocam çok affedersiniz, yanlış anlaşılmasın diye kısaca şöyle özetlemek istiyorum. Aşık olduğum için evlenmemeliyim de olmaması lazım ya da aşık değilim o zaman evlenmeliyim. Yani şöyle bir şey, aşk evlilik için bir şart değildir. Olsa da olur, olmasa da olur. Önemli olan karşıdaki tarafı gerçek bir şekilde tanıyabilmektir. Yani orada şöyle ki bir denge hali esasen. Yani biz karşımızdaki kişiyi sevebileceğimiz, ona karşı olumlu, pozitif duygularımızın uyandığı bir kişiye yöneliriz. Birçok kişiyle mesela görüşürüz, ederiz belki evlenmek için ama işlerinde en önemsediğimiz kısım işte biraz önce saydığımız birçok özellikleri, ailevi, ondan sonra kültürü, değerleri, inancı, iş hayatı vesairesi gibi birçok faktörden elekten geçiririz. Onunla birlikte mantıkla devreye girmesi lazım. Salt işte aşkla sadece yürümüyor bu iş. Belli bir şekilde aşkla, sevgiyle, saygıyla, sabırla, şükürle birçok noktada bunlar mantığa bürünmesi gerekiyor. Mantığa büründüremediğimiz takdirde belli bir noktadan sonra sıkıntı yaşanabiliyor diye söyleyebiliriz. Hocam bu konuda bir katkı sağlamak istiyorum aslında. Toplu baskısı da çok önemli. Yani evlenmeden önce, biraz önce dediniz ya hocam, İşte evlenince değiştiririm. Şimdi tam karar verecek, istemeye gelecekler. Oradan işte bir akrabası gelip evlenince değişir. Yani 25 yaşında bir insanı yani hani değişmemiş evlenince tamam hocam hani değişmesi belki bir nebze olabilir ama tamamen değişemez o insan. Ondan sonra işte ben seni evlenmeden önce tanımamışım. Aslında böyle değildin ama sen evlendikten sonra değiştin diyorlar hocam.
Yani toplum baskısı da çok önemli. Hani lütfen buna da dikkat etmeliyiz. Yani o hayatı o kişi sürdürecek onunla. Ben şöyle şu söze hem kısmi olarak katılıyorum hem katılmıyorum. İşte can çıkar huy çıkmaz. Can çıkar huy çıkmaz sözündeki kızım kişi istemediği müddetçe kesinlikle huy çıkmaz. Kesinlikle hocam. Ama kişi hayata dair orada kendisinin sorumluluklarını bilirse, hayata dair, eşine dair oradaki yapması gereken, düzenlemesi gereken kısımları farkında olur. Yani Allah'ın vermiş olduğu akıl nimetini iradeyle birlikte kullanırsa orada bir problem yok. Orada eninde sonunda taraf ne yapar? Hı hı. Kendi üzerine düşen payını düzeltir. Kesinlikle ve devam eder. Hocam. Ama bu farkında olmazsa, işte biraz önce mesela programın birinci bölümde hocamın söylediği bir kişilik bozuklukları varsa, narsist bir yapılanması varsa, borderline varsa, şizofrenik bir yapı varsa, o zaman o kişi ne yapar? Kabullenme süreçleri çok zor. Evet. Orada bu sefer devrede maalesef destek önemli. Buradaki kısımda ise ben şunu gördüm ki hayatta biz eğer kendi istikametimize doğru yolumuzu istediğimiz takdirde, arzu ettiğimiz takdirde gerçekten niyetimizi en öncelikli olarak niyetimizi düzelttiğimiz takdirde tarafların bu işi düzenleyebilmesi gayet normal, mümkün diye düşünüyorum. Peki, hocam size dönmek istiyorum. Burada aileler, yani çok önemli bir faktör. Husus, evet. Yani ailelerin buradaki süreçteki gençlere dahli nasıl olmalı, olmalı mı, olmamalı mı, nerede devreye girmeli filan, hepsini bunları bir toparlayalım. Hocam şimdi hani belli bir yaşa kadar büyütmüş kız olsun erkek olsun tabii ki onun farklı bir ev açmasını, farklı bir insanla evlenmesini sanki böyle annenin babanın korkuları oluyor. Ya gitti artık tamam bizim çocuğumuz değil. Yani bu bir şekilde olması lazım. Ya doğal akış içerisinde. Bir de evlendikten sonra gençler kıymete biniyor. Ben de bunu anlamıyorum. Evet, yani öncesindeki orada odasına kapalı pişirmeyen kişi. Tom pozisyonda olan aileler bir anda gençine sahip çıkmak, taraf olmak gibi bir duruma giriyorlar. Bu hocam, da çok enteresan. Sanki böyle hani el aleme karışınca yani gitti tamam eyvah bir modumuz vardır ya. Yani tabii ki aile desteği alması lazım evlenen insanların. Ve hani bu desteği almadığı zaman hocam evlilikte sorunlar çıkabiliyor işte diyor ki anneler yani ya ben sana demiştim zaten hani bununla olmaz diye. Her zaman bu sorunlar çıkıyor hocam yani her gördüğünde bir de hani dediniz ya Tom ve Jerry pozisyonundayken çok değerli oluyor ve her geldiğinde artık ona bir baskı uygulamaya çalışıyor hocam. Ben sana demiştim işte gelmemeliydi. Tabii ki böyle hani boşanmalar çok fazla artıyor maalesef. Orada olay şuna gidiyor hocam. Savaşa gidiyoruz. Yani kesinlikle. Biz evlilik adımı değil de biz bir haklılık çıkma potansiyeliyle gidiyor değil mi? Yani, benim çocuğum, evet. Senin çocuğun, yani, benim karım, senin kocan. Yani çok bu, yanlış ya. Bu gerçekten sıkıntılı. Üzücü bir durum. Yani ve o gençlerin hayatına ciddi manada esasen bu gözle bakılıp da müdahale ediliyorsa bir insan ben şöyle görüyorum bu kısmı. Anne veya babanın çocuğunu sömürmesi, kendi duygularını tatmin edebilmesi için edebilmek adına orada yani sana çocuğu kullanabilmek. Kesinlikle boşanman lazım. Sen bunu kabul edecek kız değilsin. Örnek veriyorum evet, yani. Kesinlikle. Sen bunu kabul edecek kız değilsin. Hiç kimsenin sana bunu yapmaya hakkı yok. Boşanıyor sonra. Ne oluyor peki? Kızı yalnız kalıyor. Ya da işte bu sefer aynı evin içinde anne kız kavga etmeye başlıyorlar. Halbuki belki de sen çocuğunu kocasının yaptığı haksızlıktan daha çoğunu yapabiliyorsun. Ama çocuğun onun bir başkasının yapmış olmasını işte anne baba kaldıramıyor. Ama bu yani çok yanlış. Şöyle ben yine şuna değinmek istiyorum. Ne olursa olsun anne babalar şunlar bunlar herkesin psikolojik kişilik düzgünlüğünü kontrol edemeyiz. O yüzden biz kendimiz kendi annemizi babamızı da tanımamız lazım. Yani evlilikteki bir sorunun anne babanı anlatmadan önce ya sen anne babanı önce bir tanı. Senin anne baban fevri insanlar mı? Ya da bu işte aklı selim insanlar mı? Orta yolu bulacak insanlar mı? Evlilikteki problemi aslında kişilerin anne babalarını anlatmadan önce ya ben bu sorunumu anlattığımda çözüm bulabilecek miyim? Benim ailem bu duruma nasıl yaklaşacak? Ya da çözüm bulacak birini aramak. Bu
dediğim gibi aklı selim bir arkadaş olabilir, farklı bir aile büyüğü olabilir, anne babanın dışında farklı bir aile büyüğü olabilir. Evet. En nihayetinde hiç kimseyi bulamazsa, maddi durumu elverişliyse terapist olabilir. Yani bununla alakalı mutlaka anne babadan ziyade, çünkü anne baba objektif olamıyor ne olursa olsun. En iyi anne babanın bile ben objektif olamadığını. Çok fazla objektif evet. olamayabiliyor. Orada çünkü bir egosal durumlar devreye girebiliyor. Kesinlikle burada hocam. Özür dilerim hocam. Son kısımlara yavaş yavaş geliyoruz. Bu konuda söyleyecekleriniz var mı? Onunla yani birlikte. Hocam ben şöyle tavsiye ediyorum. Ebeveynler her zaman yol gösterebilirler. Programın başında da değindim. Ama her şeye müdahale ettiklerinde maalesef ki sıkıntılar çıkabiliyor. Yani Şeyma hocam dediği gibi hani boşandıktan sonra hayat daha bir güzel olmayacak onun için. Ve ortada da çocuklar varsa işte bir terapide almaya gücü de yoksa, kadın her zaman ekonomik zorluğu da yaşıyorsa sıkıntı oluyor hocam. Yani her zaman bir üçüncü şahıs olarak, evet sen benim annem babamsın, ben sana iki haftaya ayda bir, belki gelemiyorum yoğunluğundan dolayı, geliyorum, görüyorum, konuşuyoruz, halini hatırını soruyorum, telefonda tabii ki sürekli konuşuyorum çünkü anne babadan asla ayrılamayız hocam. Bu şekilde olursa, mesafeli olursa o zaman hocam, her ilişkide olduğu gibi sorunların çıkmayacağını düşünüyorum. Orada bir denge unsuru çok önemli diye kesinlikle, söyleyebiliriz. Kesinlikle. Bu bile esasen sadece bu madde bile bir tamamen bir program konusu. Burada şunu ilave etmek istiyorum. Bir seyircimizden gelmiş. Nişanlım güzel veya yakışıklı olması evlilik için önemli bir faktör mü diye size sormuş olayım. Bununla birlikte maddiyat, yani esasen bu geçici bir hal, maddiyat da geçici bir hal. Bunlar kalıcı olup olmayacağı, bunlardan imtihan yaşayıp yaşamayacağımızı bilemiyoruz. Bu tür geçici olan durumlar bizim için hayatımızda önemli bir, evlilik sürecimizde önemli bir faktör müdür? Şimdi hocam 18 ile 19'lu yaşlarda bunlar önemli. Yani nişanlım yakışıklı, nişanlım güzel diyebiliyor. Yani her genç bunu mutlaka söyler. Bakımlı olması tabii ki önemli. Dış görünüş önemli. Yani benim şahsi fikrim. Ama zaman geçtikten sonra evet, maddiyat da araya girdikten sonra her gün o güzele bakıp insan doymuyor. Yani bir şekilde yemek yemesi lazım. O marketin görülmesi lazım. Hele şu an ekonomik sıkıntı yaşadığımız dönemde. Yani bunlar zaman geçtikçe evet, huyunu tanıyorsunuz. Yani çok yakışıklıdır ama huyu berbattır. Her haftanın 3 günü alkol kullanıyordur. Kadın çaresizdir. Artık gözüne de görünmüyordur o yakışıklılık hocam. Her zaman bu denge diyoruz hocam, programın başından beri bu çok önemli. Evet, evlenmeden önce belki önemli olabilir hocam ama evlendikten sonra huylar devreye girdiğinde, tanımaya başladığında bambaşka bir süreç yaşanıyor maalesef. Bu çok önemli. Yani şimdi bizim buradaki süreç içerisinde, yani esasen Peygamber Efendimiz'e hadis-i şerif var. Bir kişiyi evleneceğimiz zaman diliminde neye göre seçiyoruz? Evet. İşte güzelliğine göre, maddiyatına göre vesairesine göre. Evet. Orada Peygamber Efendimiz kişiyi inancına göre. Esasen orada inancı derken yani sadece salt Müslüman olması değil. Söylediğiyle yaptığı bir olan birisi olursa merhametli olur, şefkatli olur, eşini korur, sayar, sever. Burada onun ihtiyaçlarını karşılar. Bu çok önemli. Maddiyat noktasında baktığımız zaman bir kişi hayatında birçok noktalarda badireler atlatabilir ama o badireleri atlatırken mühim olan hayatındaki gerek kendisine gerek eşine olan sorumluluklarını üstlenebilecek mi, üstlenemeyecek mi? Bu konuyla ilgili hocam şunu söylemek istiyorum. Nerede okudum şu an çok hatırlamıyorum ama sevginin ve evlilik ilişkisindeki karı kocanın kişilerin birbirine bakmaları değil, birlikte aynı noktaya bakmalarıdır evlilik demişti ve bu çok güzel bir tanım aslında evlilik için. Çünkü insanlar birbirlerine evet bir süre bakabilirsin, işte güzelliğini, yakışıklılığını görebilirsin ama eğer birlikte aynı amaca hedef olarak bakıyorsanız o evlilik bir şekilde yürüyor. Yani insanların aslında güzellik, yakışıklılıktan ziyade aynı amaç doğrultusunda yürümelerinin önemi daha önemli diye düşünüyorum ben. Hani bir evlilik birbirimize bakmak değil, birlikte aynı yola bakmak. Bence bu tanım da çok güzel. Evleneceği insanda güzellik, dış görünüş belki bir oranda tabii ki önemlidir ama birlikte hangi noktaya baktığımız daha önemli diye düşünüyorum. Ben burada şunu önemsiyorum. Gerçekten hayatta diyelim ki işte ne yapıyoruz? Okul.
seçeceğiz. Okulumuzu hazırlayacağız. Okulumuzu seçeceğiz. İşte belli bir üniversite okuyacağız. O seçeceğimiz bölüme dair bütün farkındalıklarımızın ortada olması lazım. Oraya gittiğimiz zaman vereceğimiz emeğin karşılığını alabilecek miyiz? Yani o bölümü severek okuyacak mıyız? Ondan sonra imkanlarımız oraya yetecek mi vesaire mi? Birçok farklı faktörü ne yapmamız lazım? Havuza koyup sizin söylediğiniz gibi artısını eksisini ortaya koyup evet bu benim 4 senemi verdiğim takdirde güzel bir sonuç elde edebileceğim bir bölüm. Sırf okumuş olmak için okumayacağım bir bölüm diyebiliriz. Bak çocukla alakalı diyelim ki evleneceğiz. Evlenmeden önce biz beraber nasıl çocuk yetiştireceğiz? Bu soruları sorabilmek lazım. Evet, yani evet, benim kesinlikle. Çocuk yetiştirme mantığımla senin çocuk yetiştirme mantığın bakış açın farklı mı farklı değil mi? Ondan sonra ben sana sevgi verebilecek miyim? Sen bana saygı verebilecek misin? Bunların hepsini biz ne yapabilmeliyiz? Hayatımızda bunları gözden geçirebilmek. Bence evlenmeden önce bir kişiyi en azından 5 kitap bitirmeli evliliğe dair. Çünkü bir bakış açısının oturabilmesi gelişmesi gerekiyor lazım. Ki hayata dair biz bunları gözden geçirebilen. Hocam 30 saniyede bize bir mesaj verin ki evlilik öncesinde sırada size de vereceğim. Hemen toparlayalım ondan sonra programımızı bitirelim. Hocam evlilik öncesinde danışmanlık artık şu süreçte çok önemlidir. Mutlaka danışmanlık almaları gerekiyor. Kısacası bu terapötik süreçte insanlar birbirlerini daha net tanıyorlar ve gerçek orada ortaya çıkıyor. Ve evlilik tarihini bu şekilde alıyorlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar hocam. Umarım faydası olmuştur. İnşallah, teşekkür ederim izleyenlere. Hocam sizin son mesajınızı alalım. Hocam evlenmeden önce iki tarafın da psikolojik olarak evliliğe hazır olması gerekiyor. Dış görünüşten ziyade iç huyların güzelliğine önem verilmesi gerekiyor. Ve düşüncelerin, görüşlerin ve bence en önemlisi inançların örtüşmesi gerekiyor. Bu hususlar önemli. Kısaca da şunu söyleyebilirim. Evliliğin de bir yaşı yoktur. Bekar arkadaşlarımıza işte toplumun hala birini bulamadın mı soru kalıbı çok yanlıştır. Çünkü kişiyi sanki sen birini bulmak zorundasın, bulamadıysan yeteneksizsin, beceriksizsin gibi bir algıya ve yetersizlik duygusuna itiyor. Bunun yerine evlilik başlı başına zaten bir kısmet meselesidir. Kısmetin de başlangıç noktası niyettir. Bekar arkadaşlarımız için de şunu söyleyebilirim. Önce bir niyetimizi yapalım. Nasıl biriyle evlenmeye niyet edelim. Evlendikten sonra yani niyetimizi kurduktan sonraki karşımıza çıkacak olan kısmetimizi de duamızı ederken hayırlı olmasını istediğimiz kadar inşallah içinde bu saydığımız bir özelliklere göre kısmetimizi değerlendirip bu yola başlayalım inşallah. Efendim aile ve yaşam programına bu anlamda destek verdikleri için uzmanlarımıza teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.